Yaşanmış hayatlar. Özbekistan'dan Amerika'ya süren bir yaşamın öyküsü bu programda. Doçent Doktor Sattar Meşin bir ömür yaşadıklarını bu programda anlatıyor. Türkiye aşığı ve Türkiye sevdalısı olan Doçent Doktor Sattar Meşin, Türkiye'ye olan hasretini ve özlemini Yaşanmış Hayatlar programında dile getiriyor. Bu programı izlerken birçoğumuzun yürekleri burkulacak. Doçent Doktor Meşin, vatansız olmanın acısını bir ben bilirim bir de Allah diyor ve gözleri doluyor. Bir solukta izleyeceğiniz program başlıyor. Ya saygı selamlar herkese. Kim ki bakıyor bu yayına. Yani kim ki tanıyor. Ben kendi hakkımda söylemek isterim. Ben 1957 yıl Samarkand doğumlu Özbekistan yani. Kendim Akıskali, Türk, Akıskali Türk yani Çakhan köyünden, Meşingil kabilesinden Enver'in oğluyum. İskandarov idi familyamız. Ya orada köyde babam yaşayanda Meşingil diyirdiler Türklerin içinde ama Gürcüler Meşinazı diye çağırıyordular. Öyle de yazılıyordu. Önce kendi tarihimi söylemeden önce babam tarihini söyleyeyim ki anlaşılsın. Yani Akıska bölgesi bu Posof'a yakın Türkiye'nin bir kısmı Akıska vilayetiydi Osmaniler devrinde. Sonra da o bölge Rusya'ya kalmıştı da ondan bizim baba dedelerimiz o tarafta kaldı. Yani Türkiye'nin sınırı çekildikten sonra geçemediler Türkiye'de. Neyse sonra babam, annem başladı Gürcü okuluna gezmeye. Evde Türkçe konuşuyordular. Ben kimi yani eski Türk dilinde. Sonra da Gürcüce okuyordular. Gürcü dilini de öğrendiler, iyi biliyordular. İyi okulu bitirdiler. Sonra da Azeri okulları açıldı. Azerbaycanca okudular. Nasıl ki İkinci Dünya Savaşı başlandı. Ona göre de annemin sözünden demir yolu başladılar düzmeye. O Barcomi taraftan Akıska'ya. O demir yolunda annem de çalışıyordu. 15 yaşındaydı. Nasıl ki babamı, dayımları, amcalarımı, babamın amca oğullarını, gençleri, herkesi cepheye götürdüler. İkinci Dünya Savaşı'na çağırdılar. Onlar savaşta, erkekler hepsi savaşta, dede neneler o demir yolunu kurduktan sonra hele savaş bitmeden 44. senede birinci trenler geliyor. Vagonlar ve mal taşıyan vagonlara milleti yığıyorlar. Yarı gece sabaha yakın hiçbir şeysini alamıyorlar. Bir iki güne yemek belki alıyorlar da o trenden bunları hepsini Orta Asya'ya götürüyorlar. Sürgün yani. Sürgün deportasya dan beter bir şey oluyor yani. Babam, amcalarım, dayılarım savaşta yani savaş yapıyorlar. Çoğu da onda savaşta ölüyorlar. Yani ne için? Bir anda arkadaki çocukları nene dedeleri sürgün ediyorlar Orta Asya. Öyle gelip savaş bittikten sonra babam bu yıl kendi ailesini Samarkand vilayetinde. Ondan sonra 57'de ben doğumluyum. Benim 3 kardeşim var gene. Yani ailede 4 kardeş, 3 de kız kardeşim var. Şimdi Akıskaliler bilirsiniz 9 devletten çok yerde dağılıdır. Benim de öyle
abim mühendis idi Samarkand'da. Şu anda İstanbul'da yaşıyor. Ablam da İstanbul'dadır. Annem de İstanbul'daydı. Bir buçuk sene önce vefat etti. 2 sene oluyor. Yani öyle oldu ki ben abim Azar Moskova'da, bir kız kardeşim Rusya'da, bir kız kardeşim Amerika'da burada. Yani dağılıyor her tarafta. Ben kendi tarihimi söylesem, okula gitmeden, yani 6-7 yaşta okula gidiyorduk. Evde bile Türkçe konuşuyorduk babam. Rahmetli anam da öğretiyordu yani Türkçe konuşun diye. Ama dışarıda Özbek dilini, Tacik dilini konuşuyorduk. Okulda Rusça ders geçiyordu. Ona göre de Rusça tam iyi biliyorum, kitap yazmışım. Sonra da Tacik dilini iyi biliyorum yani. Öğrendim Tacik dilini, Farsi dillere giriyor. Özbek dili de zaten, Özbekistan'ın dilini zaten öğreniyorum. Okulu bitirdikten sonra askerlik yaptım 2 yıl. Ondan sonra tıp fakültesine girdim ben. Doktor olacağım diye. İnşallah doktor oldum. Sonra KBB doktoru oldum. 1-2-3 sene çalıştıktan sonra Moskova'ya yüksek lisans üstü okuluna girdim. 3 senelik yani Rusça diyende Tsilivaya aspiranturaydı. 88. senede oraya girdim. Şimdi o yılı 88. sene benim abimin arkadaşı var. Taşkent'te avukat idi. Şu anda Türkiye'de yaşıyor. Çok çok iyi tanıyor. İbrahim Gazigil diyen şu kitabı yazmış. İbrahim Gazigil abim avukat idi Taşkent'te. Sonra da rahmetli Turgut Özel Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı olup çalıştı. Biz onunla 88. senede onun şeyinde gittik Türk elçiliğine. O zaman Moskova'da Vapkent sokağında Türk elçiliği vardı. Volkan Voral büyükelçiydi. Onunla görüştük. Dedik ki biz Türk'üz. Türkiye vatanımızdır. Vatana kavuşmak istiyoruz diye rica ettik. Yazdık erizeler. Ona verdik. O da dedi ki yollarım Türkiye'ye inşallah. Sonradan Turgut Özel'in yardımıyla karar çıktı. Türkiye'ye yani kabul etmeye. Ben de o yıllarda yani babam rahatsız idi Samarkand'da. Ona göre onlarla, İbrahim Gazigillerle gidemedim de sonradan gittikten sonra ikamet tezkeresi alınırdı. Ona göre bana İstanbul'da aldım ikamet tezkeresi, sonra da Bursa'da bir yıl sonra da bana oturma izni, ikamet tezkeresi. Ama bunlarda böyle içinde mühür basılı ki çalışma izni vermez. Ona göre de çalışmadan nasıl kalacağım diye kalamadım Türkiye'de. Neyse sonra da YÖK'e birkaç kere rica yaptım. Yüksek Öğretim Kurulu'na yani diplomamı veriyorum ki şey edin, benim diplomam, çalışmak istiyorum Türkiye'de. Ama o diploma da geçirmedi Yüksek Öğretim Kurulu. Neyse ben Moskova'da okulumu yaptım. Disertasyon yani işimi yaptım. Şey oldum, doçent kulak burun boğaz hastalıkları boyunca şey oldum,
doçent oldum. Gelip de Samarkand'da tip institutunda kebabı hastalıkları ana bilim dalı başkanı olarak çalıştım. Sonra kontraktım vardı. Gittim 5 yıllık dünya sağlık görevlerinden Moskva'nın bölümünden Yemen'de çalıştım. Yemen Arap Republikası'nda humanitarian medical brigada'da çalıştım. Yani Yemen'de, Katar'da, Saudiya'da, o yılları da Hacca'da gittim. Yani sonra da kızım büyük çocuklarımdan büyük kızım tıp fakültesinde okudu. Bitirdikten sonra green kartıyla yani kocasıyla buraya geldiler de 5 yıl sonra onlar vatandaşlık aldılar. Vatandaşlıktan sonra bizi de çağırdılar. Biz de geldik buraya. 5 yıldan sonra da buranın pasaportunu aldım. Amerika vatandaşıyım. Allah'a şükür yaşamamız iyidir. Ama geleceği düşünüyorum. Neslimiz ne olacak? Nasıl olacak? Vatansız bizi kimi mi yaşayacaklar? Onun sebep ne olsa da vatanımıza kavuşmak isterim. Hele şeyde ilk Türk kampanyaları açıldı ki 88. senelerde Moskova'da şeyin birinci Türkiye'nin kasetleri vardı. Dinliyorduk şarkıları. O Özen Arif'in şarkılarını o zaman dinliyorduk da bir şarkısı vardı. Vatanım olsa diyor. Taştan, kayadan, dağın taşından yastık yapar yatardım. Yani bizim askerler çok iyi bilir vatan takdirini, vatanın kıymetliliğini. Çalışkan milletimiz var ama her yerde çalışır şey der. Ama köken, bu ekinler, bir ekini ki al yersin, kökünden göçürüyen bak şehire, eki yersin onlar çok sol yer, yedi yer. Bizim milleti değil, aldılar, böyle bıraktılar Orta Asya'ya, ondan da aldılar Rusya'ya, Rusya'dan da aldılar başka devletlere. Öyle de köksüz olmaz yani. Kökenimiz oluş gerek. Belki yakın arada Türk vatandaşı olurum da. Allah'a şükür. Ama inşallah geleceği iyi olur. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın. Allah rahmet etsin. O çok yardım edeceğiydi ama ömrü kısaydı. Şimdi de şu anda Türkiye Akskali Türklere iyi bakıyor yani. Ona göre de bizim millet geleceği inşallah iyi olur. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iyi hakikaten lider, Türkiye'nin lideri ve bütün Müslümanların lideridir inşallah. Her yılı New York'ta görüşük yapıyoruz. Ben de gittim birkaç kere. New York'ta görüştük onunla. Bütün Müslümanlara destek yapıyor. Akskalilere destek yapıyor. Allah ondan razı olsun. Allah onun ömrünü
uzak etsin. İnşallah projeleri çok iyidir. Dünya şeyinde Türkiye gene de iyi olacak. İnşallah millete de çok iyi olur inşallah. Bu Covid'den de kurtulsak yani çok iyi olur.